TEDAŞ'a olan borcuna dolayı TEDAŞ tarafından aracımız haccedildi. Şu anda belediyemizde başka bir aracımız yok, imkanlarımız yok. Ben de işte kendime ait olan traktörümle İzmirlere gitmeye çalışıyorum. Bilhassa deniz kıyı sahile vatandaşların hizmeti bir aksak olmasın diye sık sık oraya gidiyorum. Geliyorum. Kendi imkanlarımızla vatandaş bir hizmet vermeye çalışıyoruz. Şu anda halkımız memnun. Hatta belediyemiz inşallah en kısa zamanda makam aracımız gelir de. Yani bir an önce makam aracımız bekliyoruz yani. İlçesine bağlı bir beldeye gidiyoruz şimdi sayın seyirciler. Zeytinbeli Belediyesi'ne ait makam aracı elektrik borcu yüzünden halledilince belediye başkan vekili ilginç bir çözüm buldu. Kendi traktörünü makam aracı yaptı. Makam aracına haciz geldi, o da traktöre bindi. Adana'nın Yumurtalık ilçesine bağlı Zeytinbeli Belediyesi'nde Başkan Vekili İsmet Coşkun, belediye başkanının tutuklanmasının ardından görevi o devraldı. Fakat belediyenin 30 bin liralık borcu yüzünden hiç beklemediği bir olayla karşılaştı. TEDAŞ borcu tahsil edemeyince durum mahkemeye taşındı. Sonuç açıklandı. Belediyeye haciz geldi. TEDAŞ'a olan borcuna dolayı TEDAŞ tarafından aracımız haccedildi. Bu borca karşılık olarak belediye başkanının makam aracına el konuldu. Artık araba yoktu. Peki belediyeye ait herhangi bir makam aracı falan yok mu? Yok. İşte bir tane makam aracı vardı. O da şu anda hacizde. Elimizde yok. O da çareyi başka bir şekilde buldu. Aslen çiftçi olan Coşkun traktörünü belediyeye tahsis etti. Makam aracı olarak traktör kullanmaya başladı. Şu anda belediyemizde başka bir aracımız yok. İmkanlarımız yok. Ben de işte kendime ait olan traktörümle İzmirlere gitmeye çalışıyorum. Her türlü işe traktörüyle giden Coşkun hiç yoktan iyi diyor. Düğünden cenazeye, kontrolden denetime kadar onunla gidiyor. Gücüm yetince imkan olduğu sürece bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yardımcı olmaya çalışıyorum kendilerine. Borç ödenene kadar makam aracı yok Coşkun'un. Çok fazla da şikayet etmiyor. Emektar traktörü en azından ayağını yerden kesiyor. Vatandaşımla çok sohbet etmeyi severim. Onların iyi diye ekmekteyse ben onu paylaşmayı severim. Onlarla beraber bu oyunda çok rahatım yani. Haciz çaresiz bıraktı. Traktörünü makam aracı yaptı. Adana'nın Yumurtalık ilçesine bağlı Zeytinbeli Beldesi Belediyesi'ne ait makam aracına TEDAŞ tarafından haciz konuldu. Belediye Başkan Vekili MHP'li İsmet Coşkun da bunun üzerine kendisine ait traktörü makam aracı yaptı. Zeytinbeli Belediyesi Başkanı Adalet ve Kalkınma Partili Seyfettin Öztürk'ün ihaleye fesat karıştırmak suçlamasıyla tutuklanmasının ardından başkanlık görevine vekalet etmesi için MHP'li İsmet Coşkun göreve getirildi. 8 Nisan'dan bu yana başkanlığa vekalet eden belediye meclis üyesi Coşkun'un makam aracına belediyenin TEDAŞ'a olan borcu nedeniyle haciz yoluyla el konuldu. Belediyenin başka aracı olmaması nedeniyle çaresiz kalan Coşkun kendisine ait traktörü makam aracı yaptı. Belde içinde yani düğünlere, derneklere, cenazelere traktörle gidiyoruz. Denetimlere traktörle gittiğini ve halkın da bu durumdan memnuniyet duyduğunu belirten Coşkun, gerçekleştirmek istediği hayalleri olduğunu söyledi ve ekledi. Beldemiz beldenin parası olsa çok hayallerim var ama para olmacı bir şey yapamıyorsunuz tabii. Beldesi belediyesine gideceğiz. Şimdi bu belediyeye ait makam aracına TEDAŞ tarafından haciz konulmuş. Belediye başkan vekili de kendisine ait traktörü makam aracı yapmış. Evet, Zeytinbeli Beldesi Belediyesi'ne ait bir makam aracını görüyoruz efendim. İhaleye fesat karıştırmak suçlamasıyla 1 Nisan 2013'te tutuklanmasının ardından kim? Zeytinbeli Belediyesi Başkanı AK Partili Seyfettin Öztürk'ten bahsediyoruz. Meclis üyelerinin oylarıyla başkanlık görevine vekalet eden... 30 bin lira borç yüzünden araç. Davet edildiğiniz her yere traktörle mi gidiyorsunuz başkanım? Genelde köyümün içerisine, yani beldemin içerisine ve deniz sahiline traktörle gidiyorum. Evet başkan şu an içeride efendim tutuklu hapishanede. Kendisine ait traktörde makam aracı yapmış ki MHP'li İsmet Coşkun az önce konuşan Sayın Coşkun işte bunları söylüyor. 30 bin lira borcu nedeniyle makam aracına el konulduğunu ifade etmiş. Ben de diyor ne yapayım kendime ait traktörü makam aracı.